Sevgili dostlar, selamlar. Bir günü daha geride bıraktık. O beklediğim sert, güçlü kırmızı mumu bugün aldık. bugün videoyu çok geç kaldım. Anca ekran başına gelebiliyorum. 10 dakikalık bir toparlama videosu çekip bölümler ayıramayacağım arkadaşlar. En baştan söyleyeyim hızlıca ee, bütün videoyu izleyebilirsiniz. Çarpı 2 yazalıp alıp videoyu tek de bitirmenizi tavsiye ederim. Kanala abone olursanız ve e, beni Twitter, Telegram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi dostlar düşüş bağıra bağıra geliyor demiştik. Ee, güzel bir düşüş geldi. Sert bir mum geldi. Ayrışmaya çalışan hisseler de oldu. Ayrışanlar da oldu ama ilk günlerde ayrışanlar az olur demiştim. Ee, az bir ayrışma oldu yani öyle e, sert ayrışmalar olmadı bugün. Ee, güçlü bir kırmızı mum geldiği için e, ilk günlerde bu normal e, 9179'a kadar geldik 9190 bugün destekti e, bizi baya baya tuttu orası yani e, günün son dakikalarına kadar o bölge bizi tuttu ama son anlarda gelen güçlü satışlarla bu bölgenin de altında Kapattık arkadaşlar desteğimiz şu an en güçlü desteğimiz 9000 bandı ee, salmalar gelebilir 9000 bandına kadar 8500 8700 bandının dip olduğunu düşünüyorum herhangi bir stop çalıştırmadım ee, bugün zaten günlük trade de çok fazla yapmadım. E, açıkçası sabah birkaç işlem yapıp sonrasında ekran başından ayrıldım e, çünkü tatsız bir gün olacağız zaten sabah az çok belliydi ayrışma olursa ne mutlu diye e, ekran başından ayrıldım tabii ki işim gereği e, yine sürekli ben piyasayı kontrol ediyorum ama öyle her dakika trade etmek için piyasa başında olduğu bir gün değildi e, bunlar olacak Güvendiğimiz şirketlerde yola devam edeceğiz. Düşüşler alın fırsatı olarak kalacak. Benim bakış açıma göre bir problem olduğunu dediğim gibi düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, endeks tarafında görüşüm bu şekilde. Beklentim ee, devam ediyor. Ee, işlemeye de devam ediyor. Düşüş beklediğimden zaten günlerdir bahsediyordum arkadaşlar. Ee, gelin hisselere hızlı hızlı bakalım. Sonrasında ben size elveda diyeyim. Ee, Astor eksi 6 ile kapattı. Astor Yani o kadar sert bir satış yedi ki bilanço sonrası iyi de aç iyi de başlamıştı aslında bilançosu da güzeldi ama birazcık piyasanın gazabına uğradı diyelim yani ben özellikle böyle günlerde teknik dış hareketler görüleceğini düşündüğümden çok fazla dikkate almıyorum hareketleri olabilir diyorum bunlar dökme silkeleme hareketleri olabilir diyorum o yüzden benim açımdan ee, bir problem olmayan hareketler oluyor genellikle Astor'da da aynı şekilde sağlam bir dökme hareketi olduğunu düşünüyorum Aşağı kutumuz e, hala benim için dip seviyedir e, O bölgeye yaklaşmalar alın fırsat olarak kalacaktır Onun haricinde arkadaşlar yön e, Bence yukarı arkadaşlar Astor tarafında da e, bir değişiklik yok İyi bir bilanço geldi e, Yavaş yavaş yolumuza devam ederiz diye tahmin ediyorum bir sıkıntı yok ee, Kaleseramik çok güçlüydü gün boyunca ama e, piyasa nedeniyle o da çok sert geri çekildi e, grafiğin hiçbir bozulma yok aksine güçlü durmaya çalıştı gün boyu e, pozitif sarı kutuyu koyduğumuz müddetçe Kaleseramik'te de bir problem yok arkadaşlar Miatek bugünü artı kapatmayı başardı helal olsun 73-70 üzerinde kaldık. hedefimiz 89-65 olacak demiştik. Kuzeyboru gün boyu çok mücadele verdi. Yani ee, bayağı ileri gitti sonra geri geldi tutunmaya çalıştı aslında ona rağmen günü çok güzel kapattı tam sıfırda kapattı yani endekse göre oldukça iyi bir kuzey bur gördük 184.2 desteğimizdi bakın onun üzerinde kapatmayı başardık gayet iyi bir kapanış endeks iyi olursa yukarı hamle yapacağını bence birazcık gösterdi bugün kuzey boru burada da bir problem olduğunu düşünmüyorum reader yola devam ediyor Reader'ı yolundan ayırabilen herhangi bir şey olmuyor helal olsun çok temiz çok sert ilerliyoruz görüyoruz. tarafında Bülbüloğlu eksi 4'e yakın bir kapanış e 116 TL. Burada da bir sıkıntı yok. Piyasa genel olarak satışçı çalıştı arkadaşlar. Bülbüloğlu tarafında da bir problemimiz yok. Mobiltel yeniden tavan yaptı. İnanılmaz ilerliyor gerçekten Mobiltel. 8.73'e geldi. Dolar bazlı kırılımını paylaşmıştım. Şimdi önümüzdeki en ciddi direnç 9.28 TL arkadaşlar. Marshall dünkü yükselişini bugün geri e aldı. O yüzden net, e, negatif bir gündü Marshall açısından beklemeye devam ediyorum. Marshall'i e, bir problem yok. Marshall tarafında da arkadaşlar genel olarak bu cümleyi kuracağım. Çok bir problem yok çünkü e, teknik dış hareketler bunlar vade sonu yaklaşıyor. E, düş, endeks sert düştü dökme hareketleri normal görüyorum arkadaşlar. Yine bakın Aselsan Tarkim e, sert satışlara göre Tarkim özellikle ee, bir seviyenin üzerinde kalmaya çalışıyordu ama bugün 800'e kadar bir e, geri çekilme gördük. Ama dediğim gibi burada da bir problem yok. 761'in e, korunması önemli olacak. Yeo 250 TL'de e, Yeo Order Block'a kırdıktan sonra bu kadar sert geri gelmesi iyi olmadı. Dolar bazlı e, desteğine kadar geldi e, yaya da bir sıkıntı bir problem olduğunu düşünüyorum. ekstra bir gün forte iyi dayandı e, yani e, nerede forte eksi birlerde gün içinde bayağı bir da gördü ama 95 bandından bir red yedik flap gün içinde çok sert satış yiyip destekten nefis bir tepki aldı 14-15 desteğinden bakın nefis bir tepki alıp 14-80'lere kadar yükseldi Burada da görüntü güzelleşti diyebilirim. Hidropar yine nitekim gün içinde çok iyi hareketler yaptı ama endekse rağmen gayet iyi dayandı. Güzel bir gündü. Alpars düşenden yine sert bir red 703 TL'ye kadar gevşeme ihtimali var. Onun haricinde bakıyorum arkadaşlar burada Europower 177'lere geri geldi. Tam kanal orta ortavanındayız bir tepki gelebilir kontrol eksi 5 276 TL yani zaten çok ciddi bir e, satış dalgası var arkadaşlar gördüğünüz gibi pasifik e, çok güzel bir kırılım yapmak üzereydi ki geri çekildi e, o da piyasaya kurban gitti diyebiliriz yoksa harika bir kırılımın eşiğindeydi 75-85 üstü kapanış bekliyoruz burada egen gün boyu çok güçlü durdu yukarıyı çok zorladı yine piyasaya rağmen fena olmayan bir eksi kapattı ee, Egean tarafında da bir problem yok artık bence geri sayıma başladık arkadaşlar Egean tarafında da e, Sayas'ta kanal e, aşağı kırıldı ama dediğim gibi teknik e, dış hareketler olduğunu düşündüğüm için çok fazla dikkate almıyorum bugünü pas geçiyorum e, Sayas tarafında da o yüzden bir problem olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar Bakıyorum başka ne var ne yok. Yani genel olarak çok sert satışlı bir günü geride bıraktık sizin de gördüğünüz ve bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bir problem bence yok. Daha çok hisse bazlı konuşmaktan ziyade bugün ne olduğunu odaklanmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bakın oyak eksi 5 yedi. oyak iki gün çok sert düştü yani. Zaten iki güne... Yani şu hareketi 10 günde yapabildik, 2 günde neredeyse başladığımız yere geldik oyak tarafında da sert bir satış geldi. Yani piyasada bunlar olacak arkadaşlar. Yıl boyunca yükseliş beklediğimi söylemiştim. Ama bu düşüşlerde görülecek, özellikle kritik bölgelerde, kritik anlarda, kritik yerlerde bu düşüşleri Göreceğiz. Ee, ne zamandır da bir düşüş bir düşüş e, olacağı belli değil. Yani çekinenler, stres yaşayanlar veya e, yönetmekte zorluk çekenlerin burada mutlaka e, pozisyonlarını da ağırlıklarını düşürmeleri veya endeksten şüphesi olanların ağırlıklarını düşürmeleri gerekiyordu. E, şirkete güvenen, hisseye güvenen, grafiğe güvenen e, insanların da böyle günlerde Ekran kapatmaları en doğrusu. Yani benim işim bu olduğu için ben tamamen ekran kapatamam tabii ki. Ee, ama e, sizin böyle günlerde e, ekran kapatmanız doğru olabilir sevgili dostlar. Çok fazla takılmayın. Olacak böyle günler. E, kıpkırmızı daha kırmızı günler de yaşayacağız. Yani e, bu yol öyle çiçeklerle böceklerle dolu bir yol değil mayınlı bir yol. E, olabildiğince biz mayına basmadan... İlerlemeye çalışacağız. Oldukça e, normal, oldukça olağan durumlar. Daha da çok yaşayacağız bunları. Hazır olun. Bu düşüşler e, bence alım fırsatı olarak kalacak. Benim bakış açıma göre alım fırsatı olarak kalacak. Aşağıda alanımız dar, yukarıda daha gideceğimiz yolumuz çok e, vade sonuna geldik Belki birkaç gün daha sallanırız e, Sonrasında yola devam ederiz Özellikle Mart'ın ikinci haftasından sonra e, Yavaş yavaş seçim sonrasında Fiyatlanmaya başlayabilir diye düşünüyorum e, Günlerdir harika bir piyasa vardı Bugün de nazar boncuğu olsun Diyelim arkadaşlar Sakince e, beklemeye Piyasayı izlemeye devam edeceğiz Bir de linki göstereyim Link bugün en iyi ayrışanıydı Yani nihayet artık Üçgen kırıldı Klasiko kırılım sonrası bir kırmızı mum ister kağıt satışı değil ister Dinlenme deyin Sonrasında gelen sert bir yeşil mum 378 TL'deyiz 428 TL buranın ilk hedefi Arkadaşlar linklere durumlar bu şekilde Onun haricinde başka bir şey yok arkadaşlar Kendinize iyi bakın Bugün kısa geçtim kusura bakmayın Zincir yaparım diye tahmin ediyorum saat 11 sonrası İstekleri yazabilirsiniz Kanala abone olursanız çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere